Merhaba dostlar, Turanay ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere koronavirüs mücadelesi kapsamında alınan kısıtlamalar ve tedbirlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı zaman zaman kısıtlamalarla ilgili yeni genelgeler çıkartıyor. Özellikle hafta sonu izinleri, hafta sonu yasakları ile ilgili kısıtlamalar söz konusu. Bu anlamda en son 30 Kasım 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan kabine ile alınan kararlar söz konusu. Bu kararlarda yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları Cuma günü saat akşam 9'dan Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde Pazartesi sabah 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kısıtlama aşamasında da kişiler kimler muaf, kimler değil, kimler çıkabilir, işte bu tür soruları soruyor. İlk uygulama Aralık 2020 tarihinde başlamıştı ama daha sonra burada değişiklikler zaman zaman oluşuyor. Bununla ilgili de bakanlık gerekli açıklamaları yapıyor. Burada sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik, lojistik zincirlerin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla da belli bir iş yerleri kısıtlamadan muaf tutuldu. Herkes de bu aşamada kimlerin muaf olduğunu merak ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişler sabah saat 10 ile akşam 17 saatleri arasında faaliyet gösterecekler. Burada 65 yaş ile 20 yaş altında bulunanlar hariç buralarda ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkacak. Yani 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındakiler burada sokağa çıkmaktan muaf değil yani. Dışarı çıkacak kişiler de evinin ikametine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecekler. Bunun yanında aynı saatler içerisinde bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları da evlere servis şeklinde satış sağlayacak. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretimi yapıldığı fırın ve unlu mamul işyerleri sadece ekmek satan bayiler açık olacak. Bunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Burada sokağa çıkmakla ilgili ek bir belge var. Bu belge üzerinden de kimlerin muaf olacağına ulaşmak mümkün. Şu şekilde gidersek genelgenin ekine ulaşmaya çalışıyorum. Evet. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler listesi de İçişleri Bakanlığı sitesinde genelgenin altında eklenmiş durumda. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanmasında görevli olan personel, işte emniyet, jandarma gibi, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, yani havaalanı, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzur evleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve PTT ve benzeri gibi burada çalışanlarla ibadethanelerdeki din görevlileri muaf, acil çağrı merkezi, vefa sosyal destek birimleri, ilçe salgın denetim merkezi, göç idaresi, Kızılay, AFAD, afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olan gönüllüler de sokağa çıkma yasağından muaf. Kamu ve özel sağlık kurum kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, burada çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler de muaf olanlar içerisinde. Zorunlu olarak sağlık randevusu olanlar, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske, dezenfektan üretimi, nakliyesi, satışına ilişkin faaliyetini yürüten iş yerleri ve burada çalışanlar, üretim ve imalat tesisleri, inşaat faaliyetleri ve burada çalışanlar, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasat, pazarlanması ve nakliyesi, yurt içi ve dışında taşımacılık, ürün veya malzemelerin nakliyesinde, lojistiğinde, kargo şirketleri de dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
Oteller ve konaklama yerleriyle burada çalışanlar, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri gibi bu yerlerde görevliler ile gönüllü çalışanlar, burada hayvan besleme grubu üyeleri, sokak hayvanlarını besleyecek olanlar da muaf tutulanlar. Bununla ilgili de daha önce Nisan 2020 tarihinde yayınlanan bir genelge var. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanların zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, gazete, dergi, radyo, televizyon kuruluşları, gazete basın matbaaları ve bu yerlerde çalışan gazete dağıtıcıları, akaryakıt istasyonları, lojistik tamircileri ve burada çalışanlar, sebze, meyve, su ürünleri toptancı halleri ile burada çalışanlar, ekmek üretiminin yapıldığı fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile burada çalışanlar, cenaze defini işlemlerinde görevli olanlar ve birinci derecede vefat edenin yakınları. Burada birinci derece derken karışıklık oluyor. Anne, baba, kardeş, bunlar birinci derece olan akrabalar. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren tesis işletmeleri, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken iletim altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızaların giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartıyla teknik servis çalışanları, kargo, su, gazete, mutfak tüpü dağıtım şirketi ve çalışanları, mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye, mezarlık hizmetlerini yürüten personel, şehir içi toplu ulaşım araçlarının çalışanları, yurt, pansiyon, şantiye ve benzeri gibi toplu yerlerde kalan gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar, otizm, ağır metal retardasyon, Down sendromlu gibi özel gereksinimleri bulunan kişilerin veli, vasi ve refakatçileri, mahkeme kararı çerçevesinde çocuklar ile şahsi münasebet tesis edecekler, seyircisiz olabilecek personel, spor müsabakaları, sportif yönetici ve görevlileri, çalışanların inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlarda çalışanlar, bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri, ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer sınav merkezlerine katılacağını belgeleyenler, ilçe umumi hırsı sıha kurullarınca izin verilen şehirler arası karayolları kenarında bulunan dinlenme tesislerinde yer alan yeme, içme iş yerleri ve burada çalışanlar, yaklaşan yıl sonu işlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir ve meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyorlar. Bunun dışında acil işi olan vatandaşlar da 199'u arayarak ya da e-devlet üzerinden de sokağa çıkmak ya da şehirler arası yolculuk yapabilmek için başvuruda bulunabilirler. Bununla ilgili herhangi bir sorularınız olursa aşağıdaki yorumlar bölümüne yazarsanız sevinirim. Buradan da cevap vermeye çalışacağım. Bunun yanında valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan seyahat kurulları var. Bu kurullardan da gerekli bilgilere edinebilirsiniz. Bazı çiftçi vatandaşlar var, çiftçilikte uğraşanlar. Bunlar da bazı tarım ürünlerini işleyişini sürdürebilmek için izin talebinde bulunuyor. Bunu da çiftçi kayıt belgesi olmak şartıyla il ve ilçe tarım müdürlükleri bünyesinde başvuru yaparak alabiliyorsunuz. Bunun dışında şehir içinde sokağa çıkmanız gerekiyorsa en yakın karakol İkametinize en yakın karakola giderek buradan başvuru yapabilirsiniz. Ama şehirler arası yolculuk yapmak istiyorsanız burada da izin alabilmeniz için dediğim gibi valilik kaymakamlıklar bünyesinde oluşturan seyahat kurulları var. 199'u arıyorsunuz. Buradan kayıt oluşturuyorsunuz ya da e-devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra buradan gerekli bilgileri doldurarak
başvurunuzu tamamlıyorsunuz. Kaymakamlıklar ve valilikler, gerekli yetkili kişiler sizin bu başvurunuzu inceliyor. Başvuruda önemli husus dayanak belgeniz, örneğin birinci derecede vefat edeniniz olduğu zaman bu kişinin ölüm belgesini buraya eklemeniz gerekiyor. Ekledikten sonra da yetkililer kısa süre içerisinde zaten sizlerin başvurunuzu onaylıyorlar. Bu onay ile birlikte sizin cep telefonunuza gelen bir mesaj var. Bu mesajla ayrıntılı bilgi veriliyor. Mesajda diyor ki şu tarihleri arasında yolculuğunuz kabul edilmiştir. İşte güvenlik güçlerine mesajı göstererek seyahatinize devam edebilirsiniz deniyor. Bu aşamada seyahatle ilgili sorularınızı bekliyorum. Bununla birlikte kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Merhaba dostlar, Turan Ay ben.